Efendim hepinize Kayseri'den, Kayseri Talas'tan güzel bir pazar günü, güzel bir hafta sonu diliyorum. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz. Hı. Bu hafta Kayseri'den bu yayını gerçekleştireceğiz. Talas'tan, Feyzoğlu konağından bu yayını gerçekleştireceğiz. 5 dönem Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu şehre hizmet eden ve şu anda da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini yürütmekte olan Sayın Mehmet Özhaseki bu hafta Başkent Kulisi'nde konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun, hoş çok bulduk. Teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir programla çalışıyorsunuz. Bu yoğunluk içerisinde bize de vakit ayırdığınız için çok size teşekkür ediyorum. Siz de babacığımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii yani gerçekten ağır bir yük var üzerinizde. Bunun farkındayım. 6 Şubat depremleri, sonrasında bu depremlerin ortaya çıkardığı yaraları sarma anlamında. Geçen gün Adıyaman'daydınız. Orada da bir artçı depreme yakalandınız. Hatta doğru. Geçmiş olsun hem size hem Adıyamanlılara. Şöyle sorayım. Tabii herkesin en çok merak ettiği husus, yani bu yaralar ne kadar sarılabildi? Mesela konutlar, deprem konutları kaç tane yapıldı, inşaatı devam ediyor? İlk teslimatlar ne zaman yapılacak? Böyle başlayalım. Önce isterseniz olayın bir büyüklüğünü ifade etmek bakımından ne kadar hasar var, ne kadar biz ev yapmak zorundayız bunu ifade edeyim. Sonra da başlayabildiğimiz, yapabildiğimiz, önümüzdeki günlerde takvimlendirip teslim edeceğimiz konutları ifade etmeye çalışayım. Orada ilk tespitlere göre 680 bin civarında konut, 170 bin civarında da iş yerleri, tek katlı depo gibi, ahır gibi yerler hasar gördü. Tabii bir takım itirazlar oluyor. Ağır hasarlıdan ortaya, ortadan hafife çıkanlar oluyor. Sayılar değişiyor. Mahkeme kararları her an sayıları değiştirebiliyor. Ama ortalama 800 binden fazla, 850 bine yakın bir yapımızın zarar gördüğünü söyleyebiliriz. İki tane üst üste depremin 18 kadar doğrudan veya dolaylı etkilediği ilde zarar gören insan sayısı da 14 milyon civarında. Sadece bu yapıları bina olarak yapıp teslim edecek olsak karşımıza çıkacak maddi hasar da 100 milyar doların üzerinde. Bunlar önemli rakamlar. Sadece gerçekten konut yapsak rakamlar. Bunun maliyeti. Yani bu söylediğim zarara uğrayan gerek iş yeri gerekse evleri yapıp teslim edecek olsak sadece ve sadece yapım masrafları 100 milyar doların üzerinde. Evet. Müthiş bir ortada tabii ki zarar var. İlk günlerdeki heyecan biraz dağıldığında bilim adamlarının özellikle tespit ettiği noktalarda zemin sertliğine dikkat edilerek biraz da hazine arazisi olması gözetilerek başlanmış olan rezerv konutlar var. Hı hı. Haliyle istimlak sorununa girmek başlı başına bir zorluk getirecek. O zaman hazine arazileri tercih ediliyor. Hı hı. Daha çok şehirlerin çeperlerinde 160-170 bin civarında konutların inşaatına sert zeminlerde başlanmış. Sonrasında bizler de zaman içerisinde şehirlerin merkezinde temizlenen yerlerde, boşaltılan alanlarda inşaatlaşmaya geçelim diye bir karar aldık. Çünkü her yerde hazine arazisi bulmak mümkün olmuyor. Bir sürü karşınıza zorluklar da çıkıyor. Zeytinlikler çıkıyor, orman arazisi çıkıyor, mera vasfı oluyor, köylünün zilletliğinde oluyor, kullandığı yerler oluyor. Benim burada zeytinliğim var diyor, kavgalar başlıyor. Yani her hazine gözüken yerde de gidip siz inşaata başlayamıyorsunuz. Bir başka sebep de vatandaş daha çok şehrinden ayrılmak istemiyor. Benim de ilk günlerde aklıma öyle gelmişti. Madem bu şehirlerde durmadan deprem oluyor, bir başka müsait yerlere taşıyalım aslında. Hasar da çok büyük ama öyle olmuyor. Orada yıkılan yerde tekrar yapmak istiyor değil mi? Haliyle şehrini terk etmek istemiyor. Kimisi doğduğu yerden, hatıralarının olduğu yerden hiç ayrılmak istemiyor. Ben yerinde yaparım diyor. Evet. O öyle zaman bir da, projeniz de var gerçi. Var. Yerinde dönüşüm var. Sizin açıkladığınız. Birkaç tane biz o günden bu tarafa benim de özellikle bakanlığa gelmemle birlikte başlattığımız yeni projeler var. Birisi şehirlerin merkezini biz yapalım diye karar verdik. Çünkü şehirlerin merkezinde rastgele yapılacak
mülkiyet sahiplerinin yapmış olduğu binalar bir müddet sonra o şehrin silüeti olarak karşısına Doğru. çıkıyor. İyi de olsa kötü de olsa herkes onu kartpostallarda görüyor. Şehri adına çoğu zaman da üzülüyorlar. Çünkü bu insanın, şehir böyle miydi diye yani, sorar değil mi öyle bir durumda? Yani en azından buralar yıkılmışken buradan bir fayda elde edelim. Düzgün yapılar çıksın ortaya. Silüet de güzel çıksın. Mimari o kente özgü olsun. O kentin kendine has bir takım kentsel tasarım rehberlerinde geçen özgün mimarisini ortaya koyacak bir sürü doneler var. Bunları ortaya koyalım diye de bir çabamız oldu. Şehirlerin meydan ve çevresine bizler başlıyoruz. Hı hı. İşte Adıyaman'da Atatürk Caddesi'ne, Malatya'da İnönü Bulvarı'na veya Hatay'da özellikle Hatay'da mesela olduğu, meclis binasının olduğu yerin olduğu çevresi, yani. Asi Nehri'nin etrafı, sonra Krallar Yolu olarak bilinen tarihteki ilk aydınlatılmış bir yol var. Kurtuluş Caddesi, evet. Evet, oralara biz başlayalım diye karar verdik. Bir de boş bulduğumuz şehir merkezinde yerler var. Stadyum yeri vesaire var Antakya'da. Defne'de aynı şekilde. Buralarda da inşaatlara başladık. Malatya'da mesela çok tarihi bir mekan var. Valiliğin karşı tarafında özellikle 22 tane işhanının olduğu, büyük çarşıların olduğu, içerisinde işte Bakırcılar Çarşısı vesaire gibi isimleri anlıyor ama 20'den fazla çarşı var. Bu çarşılar da düzgün bir mimaride çıkarsa eğer insanlar yüzyıllar boyunca oraları kullanıyorlar yine. Evet. Buralarda da inşaata başladık. Anladım. Bunlardaki başladığımız inşaatlarla birlikte... Yani orijinaline uygun bir şekilde yapılması tabii. O nedenle elde biraz eski resimler devlet var. Evet, eliyle yapılması. Evet. Öyle mi? Evet. Zaten tescilli eserse farklı yapamazsınız. Kayıtlı bir şey var. Ona uygun şekilde siz yapmak zorundasınız. Veya değilse o şehrin kendine has özgün mimarisini ortaya koyarak yapacak şekilde bir planlama yaptık. Böylelikle başlayabildiğimiz inşaat sayısı veya şu anda yeni yeni temellerini attığımız inşaat sayısı bağımsız birim olarak 250 bini buluyor. 250 bin. 250 bine yaklaştı, evet. 250 bin civarında biz bağımsız birimin inşaatına ya başladık ya da bugün akşam, ertesi sabah başlayacak gibiyiz. Bunların her birinin teslim süresini de bir sene gibi gördük. Hı hı. Ne zaman başladık? Bir sene içerisinde inşallah bitireceğiz, teslim edeceğiz gibi. Hı hı. Mesela biz inşaatlarına ne zaman başlamıştık? Üçüncü, dördüncü ayda. Genelde dördüncü ayda başlanmıştı. Nisan'da. Evet, Nisan'da başlanmıştı. Şimdi Aralık ayında, Ocak ayında, Şubat ayında vermeye başlıyoruz. Yani teslim 9 ay sonra, 10 ay sonra, 11 ay sonra bu teslimleri yapmaya başlıyoruz. Ayrıca tabii bu kadarla kalmıyor. Daha başka türlü de çalışmalar lazım. Ne yapalım diye düşündüğümüzde özellikle köy evleri için bizim deprem şurasına alınan bir karar vardı. Artık çelik yapıya geçelim. Bundan sonra çelik yapalım diye. Biz şimdi çelik yapının standartlarını geliştirdik. Zeminin ne kadar olacağı, orada su basmanın ne kadar çıkacağı, üzerine kaç ton çelik kullanılacağı, ara duvarlarda taş yünü dediğimiz o güzel malzemenin kaç santim konulacağı ile ilgili, tabii yalıtım evet. malzemeleriyle ilgili standartları geliştirdik. İhalelerine başladık. 100 bine yakın köy evini de 6 ay içerisinde bitireceğiz. 100 bine yakın köy evi. Evet. Ve bunlar çelikten yapılacak. Öyle çelikten yapılıyor. Köylüler de benimsedi mi peki? Çok çelikten, sevdiler. Öyle mi? Emin olun çok sevdiler. Çünkü ilk defa karşılaşacakları bir şey. Şöyle herhangi bir şekilde altından fay hattı bile geçse tesir etmiyor. Çok çelik, sağlam. Evet, anladım. 4-5 ton civarında bir çeliği birbirlerine iyice şey olmuş vaziyette, çeliklerine oturtulmuş vaziyette, kaynatılmış vaziyette getirip koyuyorsunuz. Onu devirebilmeniz, yana yatırabilmeniz zaten mümkün değil. Ama eskiden taştan yaptığınız her binanın sallantılarla beraber o şeyde yıkılma ihtimali yani çelik, çok yüksek. Seçiminin, tercihinin bir sebebi de depreme en karşı güvenli olması. Hatta. Birinci sebebi o. Bir güzel sebebi de kışın dahi bu yapıları çok rahat yapabiliyorsunuz. Hmm. O yapım üçüncü bir faydası da bu işin öbür taş yapılardan veyahut da tuğlayla örmüş olduğunuz sıvalı yapılardan daha yalıtımı esaslı oluyor. Daha sıcak, daha korumalı oluyor, daha sıcak oluyor, daha mukavim oluyor. Veyahut da ufak bir hasar olduğunda değiştirebilme imkanınız var malzemeyi. Böylelikle çelik yapıya da 100 bin civarında inşallah 6 ay içerisinde bitirmiş olacağız diye düşünüyorum. Yani önümüzdeki yılın yaz aylarına kadar bütün köylü vatandaşlarımızın, kırsalda evi olan herkesin hakkını vermiş oluruz. Ondan kimse endişesi olmasın. Bu güzel bir haber oldu. Yani önümüzdeki evet. yaza kadar kırsaldaki bütün depremzedenin bu mağduriyeti
giderilmiş olacak diyorsunuz. Üçüncü bir şey daha yaptık biz. Vatandaş, biz kendi evimizi yaparız. Devlet işte ara ara rezerv alan arıyor. Veyahut da inşaatlar gecikiyor. Ama benim de yerim sağlam ve muhkem duruyor. Zemin etüdünü ben yaptırırım, evimi yaptırırım diyen vatandaşlar vardı. Bunu köylerde söyleyen çoktu. Biz o zaman tamam yapacaksanız biz size yardımcı olalım dedik. 1,5 milyon lira. Ortalama 100 metrekare için. Daha fazlası için kredi daha fazla. Sanayi dükkanları için de 800 bin lira. Yardım yapma kararı aldık. Bu parayı %10 önce işe başlarken ruhsatını almışsa avans olarak veriyoruz. Hesabına yatırıyoruz. Arkasına hadi sen devam et inşaatına diyoruz. Ettikçe parasını veriyoruz. Bitirdiğinde 2 sene hiçbir şey istemiyoruz. Aradan 1-2 sene geçti. Bitti. 2 sene yine bir şey istemiyoruz. Ondan sonra 10 sene vadeli yarısını 750 bin lirayı faizsiz olarak geri istiyoruz. Yani o da düşünün şimdi bu 2023 senesindeyiz. Vatandaş 2025'te bitirdi. 2027'den itibaren geriye ödemeye doğru başlayacak. İleriye doğru. Ortalama tahmini şeyleri söylüyorum, tarihleri söylüyorum. Ya işte paranın pul olacağı bir şey. 235-237. Yani. Senelerde aylık 6 bin lira gibi falan bir para ödeyecek. Bunlar 10 sene sonra gibi ki sanki paranın hepsi hibe gibi oluyor. Bundan dolayı da çok müracaat var. Şu anda 245 bini buldu sayı. Bu yerinde dönüşüm dediğiniz evet. değil mi projenin evet. kapsamı? Ne sanki kadar oldu efendim sayı? 245 bin depremzede de başvurdu sizin bu projenizden yararlanmak için. Evet. Yarısını devlet karşılayacak, yarısını kendi. Doğru mu? Daha doğrusu biz ona 1,5 veriyoruz. Kendinden ne kadar çıkar diye sorarsanız hiç çıkmayacak gibi bana göre. Öyle mi? Şöyle ki köylerde mesela... 1,5 milyon mu veriyorsunuz? 1,5 milyon veriyoruz. 1,5 milyon veriyorsunuz. Köylerde bazı müteahhitler gitmişler. Bizim de tam istediğimiz bir şey, doğru bir şey. Düzgün insanlarsa vatandaşla anlaşırlar, devam ederler. Güzel insanlar gitmişler, haberlerini de aldık. Adıyaman'ın köylerinde falan. Biz sizin çelikten evinizi yapalım demişler. Hiç devletin ihale etmesine, bir sürü insanlarla uğraşmasına gerek yok. Zaten devletin binlerce işi var. Tamam, vatandaşın vekaletini almışlar, bize müracaat ettiler. Biz parayı ona yatıracağız, 1,5 milyonluk sınır içerisinde çözüyorlar. Evet. Yarısı falan yok yani. Anladım. Tamamı neredeyse bizim verdiğimiz devletin parayla çözülüyor. Ama vatandaş dediğim gibi 3-4 sene sonra bize yavaş yavaş ödemeye başlıyor. O da çok cüzi bir şekilde. Şöyle bir şey gözüküyor. Vatandaşın evinin teslim tarihiyle ilgili söylüyorum bunu da. 850 bin civarında yıkılan bağımsız birim var ama bir kısmında orta hasarlı olduğu için vatandaş güçlendirmek istiyor. Hak sahipliğine müracaat etmiyor. Ben güçlendireceğim. Kendisi istemiyor. Biz kendilerine tercih hakkı bıraktığımız halde isterseniz güçlendirin, isterseniz biz yıkalım, ağır sınıfta görelim, size sıfırdan ev yapıp verelim diye söylediğimizde güçlendirme tarafını tercih edenler oluyor. Oradan biraz sayı düşüyor. Mahkemelik durumlar var. Mülkiyet durumunu netleştiremediğimiz ortamlar var. Çok mu bunlar peki efendim? Bayağı var. Yani bu, öyle mi? Bu, bayağı var. Epey zorlayıcı bir şey o zaman bu. Mahkemeye gidince iş, haliyle, anlaşmazlıklar. Haliyle. Karışamıyorsunuz oraya. Evet. Sadece izliyorsunuz mahkemeyi. Belki hak sahipliği sayısı 500 binlerde kalacak gibi gözüküyor. Eğer 800... 500 binlerde kalacaksa şu anda bizim programladığımız... İhalesini ettiğimiz, yapmaya başladığımız köy evleriyle vesaire yerinde dönüşümle biz hak sahiplerinin tamamının programını yapmış gibi. Zaten 250 bin şu anda başlamak üzere olan dediniz. 240 bin yerinde dönüşüm etti. 490 bin, 100 bin çelike, 590 bin doğru hesap. Fazla çıkarsa şehirlerde onu da işte oradaki üniversite öğretim üyeleri istiyor, polis asker arkadaşlar istiyor. Onlara biz kullandırabiliriz. Çünkü oralarda ev bulmak da bayağı sorun. O yüzden orada ihtiyaç sahibi kim varsa. Yani şey, ihtiyacın üzerinde de bir konut. İhtiyacın üzerinde çıktığında bu bizi rahatlatır. Müthiş rahatlatır şehirleri. Bu mahkemeye en çok ne gidiyor? Yani neden dolayı anlaşmazlıklar çıkıyor? Ya vatandaşın bir kısmı benim evim orta hasarlı yazılmış veya ağır hasarlı yazılmış ama değil diyor. Burası az hasarlı diyor. Bir anda memurlar geldi diyor. Şöyle geriden baktılar gittiler diyor. Değil işte öyle değil. Buraya geriden gelip baktı dediği insanlar binlerce konutu gidip incelemiş olan arkadaşlar. Haliyle hak sahipliği için o evlerdeki hasarı tespit eden arkadaşlar her bir binadan karot numunesi alıp da gidecek mahkemeye tek tek çözdürecek bilim adamlarının tespit raporundan sonra karar verecek insanlar değil. Gözlemle
ilk gittiklerinde karşılaştıkları manzarayı değerlendirebilecek arkadaşlar. Hı hı. Tecrübe sahibi insanlar. Hı hı. Ama onların yapmış olduğu bu tespitlere vatandaş bazen razı olmuyor. Hı hı. O zaman yani bir daha gitsin. O zaman yargıya gidiyor. Ara ara açıldı, itirazlar değerlendirildi falan ama yine itirazlar sürüyor. Mesela Kahramanmaraş'ta orta hasarlı binaların sahiplerinin birçoğunun yerinde güçlendirmek istediklerini öğrendik. Gittiğimizde de zaten bazı temsilci arkadaşlarla görüştük. Bizimkiler de toplantı yaptılar. Tamam, o zaman saygı duyuyoruz. Hı. Madem öyle, orta hasarlı olduğunu ısrar ediyorlar. O konuda orada güçlendirme yapılması. Ama şöyle bir uzun süreç vardı orada. Önce raporlanacak bilim adamları tarafından, uygun insanlar tarafından. Sonra güçlendirme projeleri çıkacak ortaya. Sonra uygulanacak bu. Bu aşamayı normal bir vatandaşın yapması zaman alıyor, biraz da masraflı diye. Bu gittiğimizde ben belediye başkanımız, milletvekillerimizle oturduğumuzda özellikle masrafını biz karşılayalım. Belediye olarak siz yaptırın bunları. Vatandaşı yormayın dedim. Hmm. Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun. Öyle tabii. Resen şimdi evet ben orta hasarlama güçlendirmek istiyorum diyen vatandaşın herkesin evini raporlayacak, projelendirecek, kendisine teslim edecek. Ya güçlendirip teslim edecek. Güçlendirmeyecek. Ha, onu vatandaş kendi yapacak. O aradaki formaliteler çok uzun. Rapor alınması, eskiden bir de tasarım gözetmeni falan vardı. Onları da kaldırdık. O raporun çıkması, evet bu bina güçlendirilebilir raporu. Çıkması. Bilim adamları tarafından. Arkasından bunun projelendirilmesi biraz zaman alıyor ve masraflı. Hmm. İşte bunların hepsini biz resen yapalım, vatandaşa teslim edelim diye karar aldık. Hızlı ilerlesin. Sağ olsun işte. Belediye başkanımız, ben o zaman çok hızlı bir ihale yapayım. Şartlarını belirleyeyim. Müracaat eden herkesin burada raporunu eline verelim, kendisi takdir etsin. Çünkü orta hasarlarla ilgili böyle bir zorluğumuz var. Hmm. Takdir hangi belediye başkanı? Bu bütün belediye başkanları. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız. Diğerleri de öbür taraflarda da aynı şekilde orta hasarlara çok itiraz varsa aynısını yapabiliriz. Zorluk yok bizim için. Anladım. Yani bu dönemde olağanüstü bir dönem olduğu için Mehmet Bey. Doğru. Normal koşullarda olmadığımız için bildiğimiz yasaları uygulamak gerçekten o şehirleri ayağa kaldırmaz. Evet. O bilinen yasalarla herhangi bir binanın yeniden yapılabilmesi, İçerisine rahat bir şekilde oturulabilmez. Seneler alır. Doğru. Formaliteler çok uzun. Öyle bir dönemde bizim bir an önce bu işleri yapmamız lazım. Çünkü evlerinin dışında yaşayan neredeyse 1 milyon 900 bin vatandaş var şu anda. 320 binden fazla vatandaşa kira yardımı da bulunuyoruz. 1 milyon 900 bin kişi, bir 100 bin civarında konteyner var benim yanlış bilmiyorsam. Şöyle 550 bin kişi, 500 binden fazla insan konteynerde yaşıyor. Konteynerde. 500 binden fazla insan konteynerde çadır yaşıyor. Çadır kalmadı değil mi artık? Yok, yok. Evet. Ama insan bahçesine kurmuş, evine kurmuş. O ayrı bir şey. Orada kalmak istiyor. Hmm. Bazen güvenemiyor evine, orada kalıyor. Hmm. Ona yapacak bir şeyimiz yok ama talep kim konteyner istemişse kesinlikle yerleşiyor. Zaten daha önce gittiğimde çok istenirdi. Bu gittiklerimin hiçbirisinde bize konteyner verilmiyor falan diyene rastlamadım ben. Hı. Varsa zaten valilerimiz orada yerleştirmek için hazır bekliyor arkadaşlar. 550 bin kişi konteynerde dediniz. 500 binden fazla insan diyelim. Çünkü değişiyor bu sayılar. Konteynerde yaşıyor. Doğru. 324 bin aileye de kira yardımında bulunuyoruz. Toplam evi yıkılmış, dışarıda kalan 1 milyon 900 bin civarında vatandaşımız var. O zaman bizim çok hızlı bir şekilde vaziyet alıp devlet refleksiyle bu işleri yapıp onları oturtmak gibi bir görevimiz var. Hızlanmak yani, gerekiyor diyorsunuz. Ben bunu Çukur eylemlerinde de yaşadım mesela. Şöyle olmuştu. Benim bir evvelki bakanlık dönemiydi. 2017. Düşünün şimdi şurada teröristler evleri sipergah yapmışlar. Çatışmalarla evler yıkılmış. Bir mahalle düşünün. 300 tane ev var ama 300 tane ev yapabilmek için her birinden bizim bakanlık olarak vekalet almamız lazım. Bir eve varıyorsunuz. Baba ölmüş. Anne var. 4'te çocuk var. İkinci hanımdan 3 çocuk var. Birisi Paris'te yaşıyor, birisi Kenya'ya gitmiş. Bazen de oluyor ki çocuğun biri PKK'lı olmuş, daha kaçmış. Ben hangisinden vekalet alayım? Binlerce adamdan vekalet almam lazım. Ben bu evleri yapamam ki o zaman. Ne yaptınız? Şöyle yaptık, bir kanun meclise getirdik. Dedik ki o kanunda böyle yerlerde ki olağanüstü bir hal var. Tabii. Onu söylemeye çalışıyorum. Bütün yetki Çevre Şehircilik Bakanlığı'na geçer. Hı. Çevre Şehircilik Bakanlığı gelir bunlar yapar evleri. Sonra da hak sahiplerine teslim eder, dağıtır. Diye kanun. Bu yasa işte Anayasa Mahkemesi'ne gider dediler, mülkiyet hakkına tecavüz dediler, dediler. Ama başka türlü çözme imkanım yok. Eğer o zaman mevcut yasalarla yapmaya kalksaydık, bakın bu işlerin içerisinde 30 senesi geçmiş bir adam olarak söylüyorum. Şehircilikte. Herhalde bir 50 senede çözemezdik. Biz ne yaptık peki? Geldik bu yasayla, evleri yaptık.
hiç kim var, kim yok, bu ev kimindi, sahibi kimdi demedim. Kaç tane ev yıkılmış, bu kadar ev yaptık. Sonra dedik ki hak sahipliğiniz, gelin ispatlayın evlerinizi verelim. Mülkiyette geliyor, ihtilaflı geliyor. Bizim için önemli değil. Ev yapılmış, o tapuda kim gözüküyorsa ona teslim ediyoruz. Biraz da kendi aralarında mahkemeleri varsa takip etsinler. Ben ona bir şey yapamam. Ve bir sene içerisinde ben o evlerin tamamını yaptım. Biz 2017'de beraber bizi gitmiştik. Diyarbakır Sur'da gerçekten yani o hendek olayları sonrası, terörü sonrası çok büyük bir şey vardı. Yıkım da vardı aynı zamanda. Şimdi Sur cıvıl cıvıl. Evet. Sur yaşıyor. Doğru. Bu emin olun bütün evler bir sene içerisinde binlerce evi teslim ettik orada. Evet. Özellikle Melik Ahmet Caddesi falan o kadar canlı ki şimdi. O Kurşunlu Cami geldi aklıma mesela çok böyle orayı feci şekilde tahrip etmişlerdi. Halit bin Velid Cami vardı. Çevresinde 30 kadar sahabinin olduğu söyleniyor. Ama teröristler yuvalanmışlar, ahırlar yapmışlar. Çok çirkin vaziyetteydi. Tertemiz ettik, pırıl pırıl açıldı, kabirler de açığa çıktı. Orada çok güzel tarihi dokuya uygun bir ortam çıktığı gibi geleneksel Diyarbakır evlerini de orada restore edip yaptık. Edildi, doğru. Peki şimdi tekrar buraya dönersek ona benzer bir yaklaşım burada da. Yani şeye takılmadan, böyle olağanüstü bir hal olduğu için evet. Hoş görülmesi lazım, mazur görülmesi lazım. Bizim amacımız zaten oradaki evi yıkılan insanın evini vermek. Başka bir derdimiz yok. Ne mülkiyetine tecavüz etmek, devlet öyle bir şey yapar mı? Veyahut da hakkına tecavüz etmek, asla aklımızın ucundan bile geçmez. Bu orta hasarlı olanlar o zaman kendisi isteyenler, yani dönüşüm istemeyenler daha doğrusu, güçlendirmek isteyenlere kolaylaştırıcı bir takım destekleriniz oluyor. Ama normalde onlar yıkılıp, onlar da yani dönüşüme evet. tabi tutulacaktı ilk kararlar, ben öyle hatırlıyorum. Yani orta hasarlı olarak tespit edilmiş olan ev sahiplerinin iki tane hakkı var. Tercih kendilerinde. Diyorlarsa ki Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle talimatı böyle oldu. Ben de o kanaatteyim. Buralar çok yorulmuş binalar. Bunlar yıkılsın, tertemiz yapın. Allah korusun bir şey olduğunda yine canlarımızı kaybetmeyelim. Devletin o kadar yükü var. Bir de üstüne üstelik Sayın Cumhurbaşkanımız olsun. Onların da evlerini yenilemek istiyorlarsa biz oraya katalım, bu işi bitirelim. Bir daha da ağlamayalım diye. Bizlere talimat var. Bu çok bunu açıkladı da Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu ilan da ettik. Vatandaş istiyorsa, evet orta hasarlı olarak yazılmış ya kardeşim, siz benim evimde ağır hasarlı görün, benim evimi verin, yeni evimi verin. Tamam, hiç itirazımız yok. Ama diyorsa ki, hayır ben evimi güçlendirmek istiyorum. Bu benim kanuni hakkım, kanunda var. Ben evimi yeniden güçlendirip oturacağım, hiç karışmayın siz diyorsa, o zaman da yasadaki tarif edilen usulleri takip edip yapma imkanı var. Yasadaki usulleri takip etmek istediğinde, haliyle bir taraftan rapor alması gerekiyor. Bir taraftan da bunun projelerini yaptırması gerekiyor. Bu da bir zorluk olduğu için ona da kolaylık gösterelim. Belediye eliyle resen yapalım, masraflarını biz edelim diye karar verdik. Ki hızlansın iş değil mi? Hızlansın istiyoruz. Yani şehirler ayağa kalksın istiyoruz. Evet. Senelerce ortada o ihtilaflı durum kalmasın. Toz toprak gitmesin. Bu şehirlerin insanlar geri dönecekler. Herkes. Bundan dolayıdır ki böyle bir karar aldık. Sağ olsun Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız da ben bunu yaparım efendim dedi. Siz bana yetki verin, finansal olarak da destekleyin. Ben dedi, resen herkesin istediği gibi raporlarını çıkarırım. Çünkü kimi zaman varıyor, imza atacak mühendis bulmakta zorlanıyor. Herkes imzasını sakınıyor artık, çok çekiniyor. Çünkü yarın bir gün ikide bir çağrılıp, sen bir içeriye gel bakayım denme ihtimali var. Belediyeler biraz daha tedirgin davrananlar oluyor bu işlerde, titizlenenler oluyor. Rapor verirken çok farklı niyetlerle rapor verenler oluyor. Derken vatandaşın bir karmaşa içerisinde kalması içimize sinmedi bizim orada. O yüzden resen yapalım. Bilim adamlarını da çağıralım. O gelecek çağıralım. Yaptıracak. Güçlendirmeyi evet. yaptıracak sadece. Evet. Diğer peki Malatya, Adıyaman, Hatay onlar oralarda istemiyor da mu? Aynı belediyeler... şekilde orta hasarlı çok fazla değildi oralarda. Eğer onlar da istiyorlarsa aynı yolu onlar için ihtiyar edebiliriz. Sorun yok. Peki bu da önemli bir çağrı oldu aslında. Doğru. Orta hasarlı yapılarla ilgili bir çıkış doğru. yolu. İlk defa mı söylüyorsunuz? İlk evet. defa söylüyorum. Bu bir doğru, çıkış doğru. yolu aslında devlet adına, hükümet adına. Şu anda siz Çevre Şehircilik Bakanı olarak diyorsunuz ki iki tane seçenek var. Ya bırakın yıkalım biz dönüştürelim ya da biz yaptıracağız diyorsanız prosedürleri biz tamamlayalım. Siz bunu her yaptırın. Her türlü kolaylığı sağlayalım size. Siz bunu hızlıca yaptırın diyorsunuz. Zaten evet orta hasarları ben değiştirmek istiyorum derse İçişleri Bakanlığımız AFAD marifetiyle bir genelge yayınladı. 29 Aralık'a kadar müracaat edecekler. Yani bir ayda süreleri var neredeyse. Ben
güçlendirmek istiyorum derse, 5 gün içerisinde AFAD evet güçlendirebilirsiniz diye hak sahipliği oranını yayınlayacak. Ondan sonra da şu anda hazırlıklar yapılıyor. Bunu Kahramanmaraş'ta başlatıyoruz. Bilim adamları gelip tespit edecekler, projesini verecekler. Kendisi istiyorsa onu da yapabilir. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum. Bunu bu şekilde duyurmuş olduk. Orta hasarlı binalar tabii en zor kısmı değil mi işin? Yani bence orada, öyle. Değil mi? Yani şey açısından öbürleri net çünkü. Yıkılan yıkılmış, ağır hasarlı ağır hasarlı ama burada güçlendirilmesi mi gerekir? Yoksa yok kurtarmaz yıkalım, tekrar mı yapalım? Değil mi? O anlamda zorlayıcı tabii bir tarafı var. Tabii bizde ilk tespitlerin resimleri falan var ama vatandaş zaman içerisinde birçoğu yüzünü sıvamış, bir de boyamış. Sonra bizim karşımıza geliyor diyor ki nesi var bunun diyor. Eyvah. Ama kolon falan perişan. O kolon kiriş bağlantı yerlerinde sıkıntı var. Biz bunları görmüşüz, zamanında tespit etmişiz. Ama onu o zaman vatandaşa inisiyatifine bırakmamak gerekir herhalde, öyle değil biz mi? Biz o zaman net olarak kendilerine söylüyoruz bunları. He. Yani orta hasarlılarda şöyle zorluklar da var. Ben yerlerinde olsam şahsen ihtiyar etmem. Kendi başıma geldiğini düşünün şimdi. Siz bir proje yapacaksınız. Bütün kolonların etrafında yeniden demirler döşeyerek betonlar dökeceksiniz. Hı. 3 katlı veya 5 katlı bir evde oturuyorsunuz. Hı. Yukarıdan aşağıya kadar bütün kolonları güçlendireceksiniz. Hı. Evinizin her bir odasının köşesi aşağıya kadar kırılacak ve 10'ar santim, 20'şer santim açılacak. Şimdi o kolonlar bastı, nasıl güçlendireceksiniz siz? Tabii. O kadar zor ki evde hem oturacaksınız bir taraftan. Evin şekli şemali de değişir. Ya şurada akşam yemek şuradan yiyeceksiniz. Şuradan bir kolon çıktığını düşünün. Yukarıdaki komşuyla aranızda açıklık var. Evet. Oradan beton dökülüp demirlerin döşenmesi bir ay alacak nereden baksanız şimdi. Sizin tercihiniz yıkılsın yapılsın yani. Diyorsunuz değil mi? Ama vatandaştan bazen öyle ısrarcı arkadaşlar evet, gördüm ki gerçekten de çok sert geliyorlar. Üzüldüm de ona. Evet. Siz bilirsiniz dedim, başka yapacak bir şey yok. Evet. Ama bana soruyorsanız sizin canınıza benim kadar kıymetli. Bakın yarın bir gün bu yorulmuş binada oturursanız Allah korusun çoluğunuz çocuğunuz gidebilir. Yapmayın. Fakat bazen böyle çok küçük hesaplarla ben buraya kiraya veririm, 5 lira alırım, 3 lira alırım falan filan hesabı yapanlar var. Onlara da doğrusu eğer bina riskliyse izin vermiyoruz. Peki. Anladım. Bu da önemliydi. Yani her durumda risk varsa, orta hasarlı bile olsa güçlendirmeye izin vermeyeceğiz. Vermiyoruz. Değil mi? Öyle doğru. Söylüyorsunuz. Peki efendim şimdi mesela Hatay'da ben gittim. Yani orada tarihi eserler hep o Asi Nehri'nin kenarında o Habibi Neccar Camii'ne doğru yukarı doğru. Şimdi orada o eski meclis yıkıldı mesela. Şimdi orayı ne yapacaksınız? Bir taraftan zemin çok kötü. Alüvyon zemin zaten tahribatın en büyük nedeni de o. Bir taraftan eski binalar olması. Orada yeniden hani her yerde yapılaşma yapılır diyorlar bu şeyi yapanlar ama öyle bir şey yapılacak mı yani? O zemini kötü olan yerlerde Hatay özelinde soruyorum bunu aslında. Başka yerlerde de olabilir. Yeni bir yapılaşma olacak mı ya da ne yapacaksınız orada? Şöyle ki Hatay'da çok tescilli eser var. Hakikaten göz bebeğimiz eserler. Onlar Kültür Turizm Bakanlığı tarafı baştan sona ele aldı. Kendi içlerinde çalışmalarını yaptılar. Restorasyon projeleri ortaya çıktı. Bir grubuna başladılar. Kimisi devam ediyor. O süreç tarihi eserlerin restorasyonu, ayağa kaldırılması süreci Kültür Turizm Bakanlığı tarafında gidiyor. Bu arada Konya Belediye'miz ve Bursa Belediye'mizde birisi Habibi Neccar'ı zannedersem üstlendi. Diğeri de bir başka camiyi üstlendiler orada. Onlar da belediyelerimiz sağ olsunlar yapıp oraya bir hediye olarak bırakmak istiyorlar. Tabii biz bunun dışındaki sivil mimariyle uğraşıyoruz. Oradaki konutları yapmak tarafındayız işin. Haliyle zemin etüdü yapılmadan işe başlanamıyor. Şehir merkezlerinde 5-6 ay sonra işe başlanabilmesinin tek sebebi, yani hazine arazilerinde işe başladık ama şehir merkezlerinde niye 6 ay sonra başlıyoruz? Şöyle ki, binalar yıkılacak. Daha ayakta binalar gözüküyor ama o binaların çoğu da yıkılıyor. Sıralamasını bekliyorlar ağır hasarlı binalar. Sonra onlar kaldırılacak. Bodrum katlarına kadar inmiş olan o molozlar temizlenecek. Sonra siz orada zemin etüdü yaptıracaksınız. Zeminlerin sağlamlığını veyahut da derecesini ölçeceksiniz. 1 mi, 2 mi, her neyse ona uygun statik mühendislik hesapları inşa edeceksiniz. Bunun üzerine binalar başlayabiliyor. Yıkılmamış, molozların temizlenmediği, zemin etütlerinin yapılmadığı bir yerde siz inşaata başlayamazsınız ki. Şu anda bile inşaatlar zannedersem %70 seviyesinde. Yıkılmayı bekleyen epeyce daha bina var.
binlerce Hatay'da belki. Hatay'da özellikle değil mi? Hatay'da da var, başka şehirlerde de var. Onlar valilerimiz mi AFAD kontrolünde gidiyor. Kolay da değil o binanın yıkılması, taşınması. Bir de yıkılmış binanın, molozların kaldırılması kadar hayatta zor bir şey yok. Evet. Çünkü kepçe varıyor, daldırıyor ama neredeyse 20 tonu çekmek zorunda. Neden? Alttaki kolonlarla bağlantılı demirler sünüyor. O kadar zor ki o iş. Hayatın en zor işi o iş. Biz o bölgelerde, merkezlerde geç başlamamızın bir tek sebebi var. 5-6 ay kadar geçmesinin. O da zeminin tertemiz edilip bize teslim edilememesi. Orada zaten edilen yerlerde biz zemin etütlerini yaptırıp işe başlıyoruz şimdi. Bir örnek vereyim bu konuda. Bu her taraf için geçerli. Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Caddesi'nin arka tarafındaki mahalleye şimdi biz bir üçgen alan düşünün şimdi. Azerbaycan mahallesi dedik. Azeriler dediler ki biz 100 milyon dolar para ayırdık. Ortalama işte bu 1000 kadar konut eder. Bizim hediyemiz olsun. Azerbaycan dedi bunu. Evet, Azerbaycan hükümeti dedi. Evet. Aliyev dedi. Evet, sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Gerçekten kendileri de zor durumdalar ama yine de bir kardeşlik göstermek istiyorlar. Ya orada bilim adamları ilk günlerde heyecanla buralar yapı yasağı demişler. Şehrin Kahramanmaraş'a gittiğinizde bilebildiğiniz en önemli merkezinde yapı yasağı var. Kocaman bir alan. Şimdi bu alan böyle duracak mı? Çünkü içinden fay hattı geçiyor bir de. Sonra biz yeni bilim adamlarıyla çalıştırıp o heyecan, sıcaklık biraz gittikten sonra daha makul, daha böyle aklı başında bir çalışma yaptırdığımızda sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi her yerde inşaat yapılabilir ama önlemlerini almak şartıyla. Denizde bile inşaat yapılır, önlemini almak şartıyla. Orada da neredeyse 10 metreden fazla bir ara balçık zemin olduğu belli oldu. Eskiki gibi. Ama fay üstünden geçmiyor yine değil mi? Bir fay geçen yerde var. Öyle mi? Orada doğru. Şey nasıl olacak peki? Şöyle fay hattıyla ilgili de zaten bilim adamlar diyorlar ki 65 metre kadar sağlı sollu boş bırakırsanız sorun yok. Diğer bölgeler gibi olur. Asıl etkilediği alan burası. Biz o fay hattının geçtiği yerde 100 metre boşluk bıraktık. Tamam. Yeşil alan yaptık orayı. Zaten yeşil alan yapacağız. Evet. O bölgenin kendine tam fayın üstünde geçmeyecek yine yani. Evet. Tam fayın üstünde yeşil alan var. Tamam. Evet. Onun etrafında zemin artı 2 ve zemin artı 3 gibi çok yüksek olmayan, genelde zemin artı 2 gibi bir projelendirme yaptık. Ama dediğim gibi 10 metrelik o balçık hattını geçebilmek için 15 metre derinliğinde kazıklar çakmaya başladık. Alanın tamamında ihale fora yaptık. Fora kazık mı diyorlar değil mi? Fora kazık deniyor. Fora. 40 milyon dolarlık ihale çıktı. Binlerce kazık çakılıyor şimdi. Alanın her tarafından gürültülü kazık çakma sesleri geliyor gittiğimiz sadece oraya. Sadece kazıklar için mi? Sadece kazık çakmak için o alanda. Bu merkezi mi şehrin? Merkezi. Şehrin merkezi. Kahramanmaraş. 40 milyon dolar gidiyor. 1000 tane konut yapılacak oraya öyle mi? Arka tarafta da devamında da aslında toplamı 2123 galiba. 2023 tane dükkan ve iş yeri dahil konutların sayısı. Binini Azeri kardeşlerimiz yapıyorlar. Orada şimdi hızla kazık çakma işi devam ediyor. Onlar da bir taraftan zaten bir ilkokulun temeli atmışlardı. Onu müteahhide vermişler devam ediyor ama ilk kazıkların çakıldığı yerlerden başlayarak inşaatlar onlar da başlıyorlar. Ama kolay olmuyor. Siz burayı tespit edip üniversite hocalarından rapor alıp bilim adamlarına bir daha check ettirip doğru siz de mutmain oluncaya kadar aradan 2-3 ay geçiyor. Tabii. Sonrasında kazık çakmak için ihalelere giriliyor. Çünkü o bilim adamlarının raporuna göre siz kazık boylarını tespit ediyorsunuz. O yumuşak zemini geçip aşağıdaki sert zeminlere o ulaşana sizin demirleri, kadar, betonları saplayana kadar kaç metre olduğunu da bilim adamları tespit ediyor, size veriyorlar. Bütün bunların ihalesinin yapılması, işe başlanılması, bitirilmesi her halükarda 6-8 ay alıyor. En hızlı yapsanız bile alıyor bunu ve şimdi inşaatlar orada başlıyor. Yani güvenlik önlemlerini alarak, önemli bölgeler diye tarif edip, mikro belgeleme sistemine göre de her bir tarafı elden geçiriyoruz. Rastgele bina yapımı yok artık. Daha çok ihmali olarak yapılan şey, birisi binaya başlayacağı zaman yanda zemin etüdü yapılmış yerin kopyalamasını alıp getirip belediyeye imza atıp işe başlar, devam ederdi. Bu işlerin tamamı bitti. Öyle bir şey yok. Oralar o zaman böyle eski şehrin silüetine uygun tarza mı yapılıyor? Haliyle yani, elde resimler yani var. Yani bu Kahramanmaraş, o Kahramanmaraş mıydı diye bir ana aksarı mutlaka koruyoruz.
Ama o arada baktığımızda bir takım sıkıntılar var. Mülkiyetten kaynaklanabilir, topografik yapıdan kaynaklanabilir. Onları da düzeltiyoruz bu arada. Eğer Darsa Cadde'yi biraz geriye çekerek inşa ediyoruz. Yasal olarak biz bu hakkı da aldık kendimize. Bir kere yapılıyor madem, doğru yapalım. Mantığı içerisinde hareket ediyoruz. Peki efendim. Şimdi bu yıl bir ara Hazine Bakanı Sayın Mehmet Şimşek 765 milyar lira diye yanlış hatırlamıyorsam bütçeden deprem bölgesi için ayrılan ödenek. Bu herhalde yani toplamda bir 3 trilyon değil mi hükümetin deprem bölgesine yaklaşık bir orta vadeli programda öngördüğü bir bütçe söz konusu. Bu da herhalde o 100 milyar dolar dediniz ya ona herhalde tekabül ediyor. Tam gelmiyor ama haliyle zaman dilimi içerisinde harcanacak paranın toplamı olarak ben ifade ettim. Biz bir hesap yaptık. Bu sene başladığımız inşaatlar bitinceye kadar sene sonuna kadar ne kadar harcarız? Sene sonundan sonra devam edecek inşaatlar için ne kadar para lazım bize? Yerinde dönüşüm için vatandaşa ne kadar para öderiz biz? Bir de İstanbul'da yarısı bizden kampanyası var. Onun için de para ödenmesi lazım. Tabii. Bütün bu rakamları yan yana koyup bir hesap ortaya çıkardığımızda herhalde Maliye Bakanlığı tarafının şu ana kadar itiraz edip kavga etmediği tek bütçe bizimki oldu. Ondan dolayı teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı öyle zaten. Bu tarafta Maliye Bakanlığı tarafından bize kısıt yok. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ama şu biraz önceki saydığım zorluklar içerisinde işi ayağa kaldırabilmekle uğraşırken bir de oraya gönderdiğimiz o güvenilir adamları, bu işi yapacak insanları para sorunuyla baş başa bırakırsak iş hiç yürümez hale gelir. Gerçekten zor şartlar altında yapılıyor bunlar. O yüzden motivasyonu da korumak gerekiyor değil mi? Efendim? Motivasyonu da korumak gerekiyor. Elbette. Şimdi zor şartlarda düşünün, çalışan insanlar. Deprem döneminde kimse gelmek istememiş değil oraya. Mi? İşçi de götüremiyorsunuz. Tabii. Oraya götürdüğünüz insanlar bin bir türlü zorluklar içerisinde çalışıyorlar. Konteynerde kalıyor bir kısmı. Ya oradaki insanlar çalışırken peki demir almış, tüccar parasını istiyor ama siz ödemediğiniz için ödeyemiyor adam. Beton dökecek firma betonu getiririm ama abi geçen seferkini vermedim parasını diyor. Onu ver onda sonra diyor. Şimdi adam bunlarla da kıvranmaya başlarsa tabii, işler yürümez orada. Tabii. O yüzden bu konuda hiçbir kısıt getirmeksizin Sayın Cumhurbaşkanımızdan net talimatıydı. Ondan dolayı hem Cumhurbaşkanımız hem Maliye Bakanı arkadaşımıza pürüzsüz çok teşekkür ederim. Gidiyor mu o zaman? Yani bu İşler rahat gidiyor. O konuda bir para sıkıntımız yok. Allah'a şükür. 2024'te de bu kaynak yine epey. Aynen devam edecek. Çaremiz yok. Asıl işin ağırlığı 2024'te zaten. Öyle mi? Çıkacak. Yani öyle. Niye? Konutlar... Şundan dolayı deprem olmuş ikinci ayda. Milleti kurtarma faaliyetleri, su, ekmek, yiyecek, bir şey, çadır falan derken dördüncü ay etmişsiniz. İnşaatlara başlamışsınız şimdi siz. Dördüncü ayda en hızlı inşaat nereden baksanız kont inşaatı çok becerikli insanlar yapsalar bir sene sürer. Zaten Cumhurbaşkanımıza bir sene derken o inşaatların başladığı tarihten itibaren bir sene diyor. Bir sene içerisinde bunları teslim ederiz diyor. Doğru. Aynen de öyle olacak. O zaman bunların bitim tarihine doğru kesin hesapların yapılacağı dönem ne zaman? 2024. 2024'ün işte birinci ayında, ikinci ayında, altıncı ayında. Bizim köy evleri beşinci, altıncı ayda bitecek mesela. Ödemeler o zaman daha çok ağırlaşacak. Bu 2024'te daha ağırlıklı olarak devam edecek. Buna yani bir dayanışma herhalde ihtiyacı da toplum olarak yani bu deprem yaralarının sarılması anlamında rakamlar çok büyük rakamlar. Öyle. Sonuçta öyle. Bunu böyle yani para basarak yapabileceğiniz bir şey bir değil. Bir de öngörülmeyen rakamlar. Yani şimdi siz bütçelemeyi tabii yaparken daha önceki kabinede de bulundum. Halil arkadaşlar tahminlerini ortaya koyuyor. Daha doğrusu bakanlıklar çalışmalarını yaparlar. Maliye Bakanlığı ile otururlar. Bir üst gözetim nezaretinde, şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcımızın nezaretinde bütçelemeler yapılıyor. Öngörülebilecek bir takım rakamlar ortaya çıkıyor. Tahmin yapılıyor ama bütçe strateji tarafı bu işin içerisinde zaten sonuna kadar direksiyonun başında. Ya orada en azından %3-5 ufak tefek şeyler çıkıyor. Olmazsa olmazlar çıkıyor. İşte mesela emekli ikramiye verilmesi çıkıyor. Bütçe dışı bir şey. O ufak bir hasar açıyor orada. Deprem öyle değil. Hiç öngörülmedik bir şey. Tabii. Yani hesapta olmayan bir şey. Hesapta olmayan bir şey. Türkiye'nin yatırım bütçesinin birkaç misli bir anda size yani zarar çıkmış. Bir şirketin başına gelse başka türlü ve batar. En öncelikli. Evet. Yani ondan öncesi yok var bu işin. Şurada araba hasar kaza yapmış. Adamın başı kanıyor. Siz bir an önce acile götürürsünüz, ameliyat alırlar. Ya bunun işte dikiş parası ne olacaktı? Doktorun maaşı mıydı? İlaç 5 paraydı, 10 para. Düşünülür mü bunların hiçbirisi hesaplanmaz.
Orada o hastayı kurtarmak hesaplanır önce. Onun gibi görmek lazım. Aciliyeti de var işin, doğru. Şimdi efendim kentsel dönüşüm yasası çıkardınız. Daha önce 3'te 2 rıza gerekirken şimdi yarı yarıya yani bir apartmanda yarısı dönüşüm istiyorsa onun uygulanmasının önü açılmış. Doğru. Oldu. Şimdi bir de biraz önce siz de atıf yaptığınız yarısı bizden kampanyası İstanbul özelinde. Böyle bir genel fotoğraf, yani bizde İstanbul'a da dahil ederek ama sadece İstanbul değil, yani deprem riski taşıyan pek çok yer var. Bizim yani bu konut stokunu dönüştürme anlamında ne kadar süreye, ne kadar binaya dönüşümüne ihtiyacımız var? Bunun muhakkak bir fotoğrafı çekilmiştir. Bu geçtiğimiz bir ay içerisinde biraz iç çalışmalara yöneldik. Dışarıda işlerimiz tabii ki devam ediyor ama daha çok bakanlık içerisinde birkaç şey yapmaya çalıştık. Birincisi, kentsel dönüşümü bir özellikle teşkilat şeması içerisinde tam bir rayına oturtmak istedik. Kentsel dönüşüm başkanlığı kurduk. Başkanlık, bu bizim evet. Bakanlığımızın kendi iç işleri. Bazen tuhaf tuhaf dışarıdan şeyler söyleyen belediye başkanları oluyor ama ciddi alınır taraf olmadığı için hiç cevap bile vermiyorum. Bu bizim bakanlığımızın çalışma usullerini belirleyeceğimiz, nasıl kentsel dönüşümü uygulayacağımız, hangi organlarla bu işi yapacağımızın iç çalışması. Bu bizim kendi iç bünyemiz. Kentsel dönüşüm başkanlığında 3 ana birim var. Birisi Marmara bölgesini baştan sona takip edecek. Başlı başına işleri İstanbul, Kocaeli, Yalova vesaire olacak onların. İkincisi bütün Anadolu'yu takip edecek. Zaten böyle bir birimimiz var bizim. Onu güçlendiriyoruz. Üçüncüsü de kaynak geliştirme genel müdürlüğü. Yani ikiye bir gidip maliye el açmanın da manası yok. Elimizde hazine arazilerimiz var. Bu kıymetli hazine arazilerini tararız. Şehrin ihtiyaçları neyse onu biz orada planlarız. Daha sonra da satıp bir kaynak elde ederiz. İşte bunu yaptığımız dönem oldu. İkincisi de sizin söylediğiniz gibi kentsel dönüşümü hızlandıracak bir takım yasalar çıkardık. Bu yasalar içerisinde birkaç tanesi çok önemli. Birisi, eskiden 3'te 2 çoğunluk hep aranırken şimdi 50+1 yeterli dedik. Çünkü artık müthiş bir güvenlik meselesi bu. Tabii. Beka meselesi. Beka meselesi, doğru. Kim ne derse desin. Türkiye'nin önündeki en önemli mesele olarak gözüküyor. Ben bunu geçtiğimiz bakanlık döneminde 6-7 sene önce söylemeye çalıştım. O kadar da çok bazen müstesni tavırlarla karşılaştım ki. Bir deprem dede vardı o zaman. Allah rahmet eylesin. Evet. Profesör ufak boylu. Evet, evet. Hayrettin. Değil. Rahmetli oldu. Evet, evet. Işıkara. Evet, evet. Mete kimi Işıkara. Bu adam nasıl bakan, işte deprem bakanı mı, dedenin oğlu mu, bir şey mi? Neler söylemediler ki? Ama şimdi şu depremler görünce insanlar ne söylemek istediğimi herhalde anlamışlardır. O günlerde taş koyanlar vardı. Vicdanına havale ediyorum onların da. Başka hiçbir şey demiyorum. Bilinen insanlar bunlar. Şimdi biz bu işi nasıl hızlandırırız diye ortaya çıktığımızda doğrusu taş koyan da yok. Gördüler depremin ne büyük bir felaket olduğunu gördüler. Orada birinci yaptığımız iş bizim bu. Neden bunu çok önemsiyoruz? 2012'de yasa çıkmış, aradan 11 sene geçmiş. Eski yasayla devam ettiğimizde İstanbul'da sadece 2 milyon civarında binayı yenilemişiz. 170 bin civarında binada şu anda affedersin bağımsız birim diyelim. Konut. Dükkan, konut. Bir adet, evet, konut evet, mesela. Bağımsız birim de devam ediyor. Bina bize değil, konut. Yetmiyor bu. Şu anda 200 bin acilen dönüşmesi gereken var. 600 bin de riskli olarak gözüken var. İstanbul'da mı? Tabii. Evet. Bir an önce yapabilmemizin yolunu aramamız lazım. 11 yıl boyunca karşımıza çıkan engelleri de bildiğimiz için bunları aşacak şekilde bir yasa çalışması yaptık. Ben bakın meclise getirmeden önce bizim AK Parti grubuyla Milliyetçi Hareket Partisi grubu davet ettik. Yasayı uzun uzun anlattık orada. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti grubunu çağırdık. Uzun uzun anlattık orada. Öyle mi? Onları da. Tabii tabii tabii. Yani katkılar varsa mi? Muhalefetli şey yaptı mı? Ya sağ olsunlar, orada çoğu zaman destek vermişler, anlamaya çalışmışlar. Bu yasa niye böyle yazıyor demişler. Bu şu manaya mı gelir demişler. Ama çoğunlukla da teşekkür etmişler arkadaşlarımıza. Ya bizim amacımız bunu üzüm partili yemek. Bir ortamda karşılıklı atışma meselesi yapmak değil ki. Bizim derdimiz İstanbul'u kurtarmak, Türkiye'yi kurtarmak. Tek derdimiz o. O yüzdendir ki kapıyı açtık. Ne diyorsanız buyurun söyleyin dedik hepsine. İstanbul'da bizim arkadaşlarımız tam 15 tane toplantı yaptılar. İstanbul Büyükşehir dahil 39 ilçe katıldılar ona. Ne söyleyecekseniz arkadaş söyleyin dediler. Ve söylenmiş şeyin makullerin hepsini kanuna derc ettiler. Deprem şurası yaptık.
Deprem Şurası'nda bilim adamları, akademisyenler, uygulayıcılar, STK'lar hepsi geldiler. Binlerce insan geldi. Ara ara hatta bize ulaşıp ya ben davet edilmemişim, niye ben bu işten anlardım diyenler vardı. Acele davet edin dedim. Kim katkıda bulunmak istiyorsa buyursun. Ve neticesinde bir şey çıktı. Bu ortaya çıkan şey emin olun bizim sadece bakanlığın bilgisi, görgüsü değil. Tüm Türkiye'nin bilgisi. Görgüsü bu. Ortak, ortak isteği. Ortak aklı bu. Oradan çıkanlardan birisi artık şu 3'te 2'den bir vazgeçin. Artık insanların yarısı evet dönüştürün kardeşim bu ev diyorlarsa dönüştürelim. Doğru. İkincisi tebligat kanununda sıkıntı var. Bunu acele değiştirin. Tebligat kanununda nasıl sıkıntı var? Eğer birisi kötü niyetli olarak almak istemiyorsa tebligatı siz yandınız. Hatta şöyle yapıyor. Tebligatı almadan bir gün önce %0.5'lık hisseyi Kenya'da yaşayan bir akrabasına satış gösteriyor. Oo. Kenya'daki siz akrabayı bulun da tebliğ edin göreyim hadi. Hadi bakalım. Veyahut da Paris'e gitmiş. Nerede yaşadığında kimsenin bilmediği birisine %0.1'lik hisseyi satıyor. 5 sene sürüyor. Ya kentsel dönüşüm 5 sene sürer mi? Yok. Şimdi Fikirtepe'de bir tane ev vardı. Evet. Onu bizim ideolojik takılan avukatlar bayraklaştırmışlardı. Mülkiyet hakkı, insan hakları mahkemesi vesaire. Süslü kelamlarla. İyi de orada bir tane içinde hiç kimsenin oturmadığı biriketten yapılmış gece kondunun hakkını savunacağız diye. Bütün şu alanda oturan tam 1000 tane aile evinden çıktılar. Evleri yıkıldı. Ya. Çoğu insanlar dışarıda öldüler. Yokluk içerisindeler. Bunların hakkı ne olacak ya? Bunların hakkı ne olacak gerçekten? Çözüldü artık değil mi o Fikirtepe? Çözüldü için. Ayrı bir şey ama 1001 türlü zorluklar. Bir sürü, tabii ve orada yılan bir sürü binlerce adam mağdur oldu. Ve onlarca da güçlü, temiz, müteahhit insan battı. Müteahhit insan değil de insanlar bazen soğuk bakıyorlar da. Evet. Benim dediğim rant meselesi değil. Bu iş yapacak bir aracı lazım. Ve o insanlar battılar, ortaktan kalktılar. Günah değil mi ya? Yazık değil mi? İyi niyette giren insanlar. Şimdi bunu bildiğimiz için evet. Tebligat kanunu da kısalttık. Dedi ki muhtarlıklar asılır, kapının üstüne asılır. E-Devlet'ten ilan edilir, bitti. Planlama süreçleri uzundu. Uzandırma. Evet. Tabii tabii. Planlama süreçleri uzundu. Süreleri kısalttık. Resen yapılabilir hale getirdik orada. Bazen kötü niyetli olarak kapıyı açmayanlar falan var. Mülki amirler nezaretinde bunlar da yapılabilir diye bir şey daha getirdik. Aslında orada bir tek bir kelimeyi, 3 kelimeyi çıkardık. Bunun üzerine sol medyada özellikle başka türlü tarif edemiyorum. Makullü yazmaktan ziyade ideolojik takılan bir medya grubu var Türkiye'de. Onlar birkaç kere böyle başlıklar da attılar. Sultanbeyli'den adamın evini alacaklar, Kadıköy'ün ortasına koyacaklar falan. Böyle bir absürt. Ya arkadaşlar, devlet hiçbir vatandaşı eziyet etmek için iktidar olmaz. Veyahut da kanun çıkarmaz. Böyle bir şey asla ve asla olamaz. Sadece yeni yerleşim alanı diye bir tabir var. Bunu biz çıkardık oradan. Çünkü eskiden yeni yerleşim alanı diye yazdığında hakimler diyorlar ki yeni yerleşim alanı şehrin çeperlerinde olur. Oradan bir yer bulup rezerv alanı ilan edebilirsiniz. Hı. Peki merkezde şurada bize yakın bir yerde boş bir alan var. Biz burayı rezerv alanı ilan etsek yok olmaz diyorlardı. Onu biz düzeltebilmek adına yazdığımız bazen de işte sanayi alanı gibi kültürel tesisler gibi koymak istediğimizde kanuni engel çıkıyordu. Bunu aşabilmek adına koymuş olduğumuz bir madde de var. Onu da koyduğumuzda biraz oradan abartarak bazı o ideolojik takılan odaların tahrikiyle başlıklar ettiler ama arkası gelmedi. Gelmez çünkü doğru değil. Peki. Bir 2-3 dakikamız kaldı. Ya uygulama ile ilgili son 2-3 dakika isterseniz, yani bu kentsel dönüşüm bir hızlanma ihtiyacı. İstanbul'da 200 bin konut acil, 600 bin dönüşüm gerekiyor dediniz. Ama 2 milyon da yapılmış onda, yani değil mi? 11 yıl içinde demek ki doğru. Yapılabilir aslında, böyle çok da hani afaki gözükmüyor. Uygulama ne zaman olacak, ne zaman gaza şöyle basacaksınız? Arkadaşlarımız gerek bakanlığımızın iç çalışması olan kentsel dönüşüm başkanlığını, gerekse bundan sonra uygulayacağımız yol haritasını içeren kentsel dönüşümle ilgili bu yasaları yazdıktan sonra ekip şimdi bizim İstanbul'a çalışıyorlar. İstanbul için düşündüklerimizi, nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi belirliyoruz. Herhalde 15 günden falan ilan ederiz bunu. Şöyle bir yol haritası izleyeceğiz. Vatandaşlarla şöyle şöyle muhatap olacağız, böyle dönüştüreceğiz diye. Ama oradan ipucu vermek gerekirse şunları söyleyebilirim. Bir, daha önce seçim öncesi ilan edilmiş olan özellikle yarısı bizden kampanyası var. Yani vatandaşa diyor ki devlet,
siz evinizi riskli görüyorsanız ve depreme hazırlık için yenileyecekseniz siz yapın evinizi, biz size yarısını verelim paranın. Bundan istifade edecek epeyce bir insan var. 1 milyon 20 bin kişi buna müracaat etmiş. Bağımsız olarak müracaat etmiş. Fakat bir 10 daireli yerde bir kişi müracaat etmişse çok bir anlam olmuyor. %100 müracaat eden 14 bin bina var. %65'i geçen 40 bine yakın bina var. Bunlardan başlayarak biz diyeceğiz ki vatandaşa, yenilemek istiyor musunuz? Anlaştınız mı? Tamam, yıkın başlayın. Ne harcıyorsanız birim evet. Fiyatlar bize malum. Yarısını biz veriyoruz. Devlet veriyor yarısını. Hadi devam edin diyeceğiz. Ki büyük bir kolaylık. Biraz mali imkanları olanların dönüştürebilmesi için müthiş bir kolaylık. Bunun için de zaten müracaatlar dediğim gibi %65'i sağlamış olan neredeyse 60 bin bina var. Bina bu. Bağımsız birim olduğunda daha sayı çoğalıyor. Bu bir yol bizim için. Buradan devam edeceğiz. İkincisi, rezerv alanlar belirledik. Bu rezerv alanlarda yepyeni orada evlerimizi yapacağız. Eğer o günkü mali koşullarımız müsaitse evleri biz yapıp en riskli binaları taşıyacağız. Bulunduğu yerlerin etrafındaki evlerle takas ederek devam edeceğiz. Yepyeni binasını vereceğiz. Eski yerini alacağız. Yıktığımızda da eğer o ilçenin hangi ilçeyse İstanbul'daki herhangi bir sosyal donatıya ihtiyacı varsa, yeşil alan gibi, sağlık ocağı gibi, okul gibi vesaire gibi oraya bırakacağız. Onu değerlendirsinler. İlçeler de rahatlasın bu arada. Anladım. İlçeler çünkü çok yığılmış vaziyette. Bazen ara sokaklara girdiğinizde korkuyorsunuz. Evet, gökyüzünü yani, göremiyorsunuz arada. Aynen öyle. O yüzden orada böyle bir projemiz daha var. Ve diğer birkaç tane daha yapacağımız şeyler önümüzdeki günlerde inşallah İstanbul'a gidip paylaşacağız. Ve bir start vereceğiz. Bir günden itibaren bismillah deyip yola çıkacağız. 15 gün sonra açıklayacaksınız öyle mi? 15 gün içerisinde açıklayacağız. İstanbul'un yol haritasını. Evet, evet. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum. Size kolaylıklar diliyorum aynı zamanda. Gerçekten zor bir işi uhdenizde aldınız, yürütüyorsunuz. Bize vakit ayırdığınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, efendim izlediğiniz deprem bölgesini aslında konuştuk ağırlıklı olarak. Türkiye'nin bir numaralı gündem konusu olması gereken husus. Sayın Mehmet Özal Seki, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı konuğumuz oldu. Bu arada Kayseri TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Faruk Hamurcu ve değerli ekibine bize buradaki teknik imkanları sağladıkları için çok çok teşekkür ediyoruz hepsine. Bizi izlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.